Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Biraz önce bir misal verdim. Telefon insan gibi konuşur ama insan değil. Biz de konuşacağız mevzunun sahibi değiliz. Nakledeceğim. Telefon gibi. Fakat ne kadar istifade ederseniz, edersek Allah'a hamd edip şükretmek lazım. Zerre kadar bir inkişaf ederse, zerre kadar imanımızda, onun karşılığı dünyada fani olarak bir şey yok. Çünkü bekaya bakıyor. Hepimiz yani buna muhatap olacağız inşallah. İlginç bir derstir, ilginç. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Ama şöyle bir mukaddeme yapayım. On beş günde bir ihlas okumasını üstad emrediyor bize. 15 günde bir. Ben bunu herkes gibi, ben de merak edenlerdenim. Ve peşine düştüm bu işin. Burada bir sır var yani. Bunun gibi 15 günde bir okunacak dediği bir risale hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Şunu okuyun diyor ama, risalede okuyun diyor ama 15 günde bir okunacak bir yeri bilmiyorum. Tamam. Bulduğumu paylaşmam lazım geldiği miktar kadar paylaşacağım sizinle. Bulduklarımın tamamı değil. Çünkü zaten düşmanım çok. Şimdi 15 günde bir ihlas. İhlas da diyor ki altta en büyük kuvvet. En büyük nokta istinat. Orada diyor. En büyük kuvvetiniz. En büyük nokta istinadınız. O zaman bizim bildiğimiz bir ihlas değil bu. Bu bir. İki. Tevhid ikiye ayrılıyor. Tevhid. Yani bir yapılanma itibariyle. Bir tevhid, bir de tevhid sırrı. Sırrı tevhid. Tevhid sırrı var veya sırrı tevhid. Tevhid, dima aittir. Dima, kafa. Akıl demeyeceğim çünkü akıl bunun içinde bir tanedir. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikam. Dima 7 mertebedir. Bir tanesi akıldır. Tevhid buraya aittir. Sırrı tevhid buraya ait. Tevhid sırrı veya sırrı tevhid. Tamam. Sırrı tevhid, tevhidin enfüsteki yapılandırmasıdır. Enfüse taşınmak. Enfusi tevhid. Peki ne olur enfusi tevhid? Seni ortadan kaldırır. Derece derecedir de. Seni ortadan kaldırır. Arz, fakr, şefkat, tefekkür. Buraya aittir. Şefkat da buraya. Ama yapılandırma öyle değil. Arz, fakr, noksan, kusurunu deruhte etmek. Alır, bu kalp artık sırrı tevhidle çok geniş olur. Herkesin orada yeri vardır. Hatta kafir bile yaşamasına müsaade eder orada. Çünkü Peygamber Ebu Cehil ve kendi düşmanlarını bildiği halde yaratmıştır. Yoksa kaldırırdı, yaratmazdı. Sırrı tevhid olunca, iyi dinleyin, bütün kainatın çekirdeği olduğundan Firavun'da yaşama hakkı verirsin. Çünkü Allah vermiş. Artık genel bir şeyin olur. Allah dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmaya başlarsın. Bu sırrı tevhid olunca artık düş dünyada ki dayatmalardan çıkarsın kısmen. Bedensel dayatmalar, taassuplar, itme kalkmalar, şehvettir, dünya perestir, mal mülk düşkünlüğüdür. Onu bunu kırmak dökmek gibidir. Yani böyle şeyler dış dünyadan
çıkar, içte yaşarsın. Bu anlatacağım mevzu o kadar mühim ki, bu malzemeleriyle girmek zorundayım. Gireceğim mevzuyu düşün. Şimdi bu sırrı tevhid olmazsa, dimağda tevhid olursa, yani dimağdaki tevhid şu. Bana gözü veren kendisi kör değildir. Bana renk veren, bana renki, mesela mevcudatta renk boyayan kör olmaması lazım. Bana aklı veren cahil olmaması lazım. Tamam mı? Yani bu nedir? Tevhiddir. Sırrı tevhid değil. Bu sefer sırrı tevhid olduğu zaman içeride sibgatullah olur. Allah'ın boyasıyla boyalanırsın. Allah'ın nazarı olur artık. Tamam mı? Sibgatullah içeride olduğu zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanırsın. Allah'ın ahlakı. Sibgatullah. Mesela hitap çiçeğini açar. Neyse ona gireceğiz. Bu sefer bu sırrı tevhidden sırrı tevhide geçilirse ihlas ayağın olur. İhlas Allah için olur. İhlas Allah için demektir. Sırrı tevhide geçince, geçmek için bizi 15 günde bir söylüyor diye zannediyorum. Sırrı tevhide geçince içeride artık şirkin emaresi kalmaz. Bütün meratibiyle tevhid kaplar ama derece derecedir. Tamam mı? Bunu 5. remizde söylüyor. Hiçbir şey kalmaz. Bu sefer ne olur? Oradan sonra çıkalım, devam edeyim. Şu alan 9. Tevhid sırrıyla, içsel yapıyla artık. Bundan sonra tevhid ayrı, tevhid sırrı ayrı diyeceğiz. Sırrı tevhid veya tevhid sırrı aynı. Burada tevhid sırrı diyor, başka yerlerde sırrı tevhid diyor. Tamam, sırrı tevhid diyor. Tevhid demiyor. Tevhid dimağa aittir, sırrı tevhid batına aittir. Boyalanmak. Boyalanınca bak ne oluyor. Şeceri-i hilkatin meyveleri olan zihayatta tevhid sırdır. Tevhid tevhiddir. Tevhid sırrı kişiye ait olan Rab. Ustad diğer eserlerden yeni bir kavram getiriyor. Ne biliyor musunuz? Rab ile Rabbul Alemin. Yani alemlerin Rabbi ayrıdır. Benim Rabbim ayrıdır. Vahidiyet, ehadiyet. Mesela ulema Allah görülür görülmez diye ihtilaf etmiş. İhtilaf etmiş. Allah gözükür gözükmez. Ustad diyor ki ey gözükmez ulema doğru söylüyorsun. Vahidiyetiyle gözükmez. Ey Allah gözükür diyen ulema ehadiyetiyle gözükür. Ehadiyetiyle gözükür. Dolayısıyla ilmi kelamların lügatlarıyla Risale-i Nur çözülmez. Elimizdeki lügatlar ilmi kelam alimlerinin lügatıdır. Basra ve Küfe alimlerinin yapmış olduğu ki onlar da bir papazın hazırlamasıyla olmuş. Dolayısıyla Risale-i Nur'u lügata indirmek, yani sadeleştirmeyi yapanlar lügata göre yapacakları için o kalıba girebileceğini zannetmişler. Oysa değil sadeleştirmek, lügata bile inmez. Çünkü lügat da alimlerin, Basra alimlerin ve Küfe alimlerinin ve yüklediği manadır. Ustad bunların yürüdüğü yerden yürümüyor. Akıl ve kalbin imtizacıyla gidiyor. Dolayısıyla Risale-i Nur'un tabiri, kavramı kendi içindedir. Kendi içindedir. Lugatta tezahür
tecelli aynı gözükür. Tereşüyle temesül aynı gözükür. Vesaire. Ha, Risale-i Nur burada Rabb ile Rabbul Alemin farklı olduğunu ifade ediyor. Şimdi tevhid sırrıyla enfusi bakışla insanda bir gözlük meydana getiriyor. Şecere-i hilkatin, Allah'ın dışında yaratılan mevcudatın meyvesi olan zihayat da ne oluyor? Bir şahsiyeti ilahi oluyor. Yani hayat nedir anlatıyorum size. Allah'ın dışında 18 bin alim yarattı. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Cennet Cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, ne hatırınıza geliyorsa, domuz, çakal, kafir, Müslüman, Firavun, peygamber, 18 bin alemi Allah'ın dışındaki bütün o alemleri koyun bir meyve sıkacak aletine, elmayı koyduğumuz gibi, koyduk mu 18 bin alemi, hadi özünü alalım, çıkan şey hayat. Hayat. Allah taşı da hayatla yaratmış. Allah karar verdi. Bu irade projesi ilim. Yarattı kudret. Yarattı malzeme hayat. Hayat. Anladınız mı? Allah bu kainatı nereden getirdi? Nasıl yarattı? Bu kainatı ben eskiden senelerce merak etmişim lisede okurken. Çok Allah varken hiçbir şey yoktu. Nereden getirdi? Nasıl yaptı? Yani Allah vacip, burası mahluk. Hayattan yarattı. En kesif tecellisi kendisinden en uzak olan şu alem-i şehadet. Ağır gelebilir ders belki ama sizin anlayacağınız seviyeye indiriyorum. Meyve sıkacağına kadar indim yani bu işim. Ha böyle bir alet. 18 bin alemi alete koyduk, özünü alıyoruz, aldık, çıkan şey hayat. Koyduk onu da başka bir alete, daha hassas alete, hayatın özünü alıyoruz. His ve şuur. His ve şuuru da makineye koyuyoruz, daha hassas alete. Akıl, öz. Aklı da bitiyor, daha özü alınmaz. Ama ruh, müstakil zati bir ceberidir. Şimdi anlatacağım. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yarattığı 18 bin alem, o neyle yarattı? Hayat. Sırrı tevhidle 18 bin aleme bakınca hayat gözükür. Bu kadar onun için anlattım. Sırrı tevhid ile şeceri hilkati meyveleri olan zihayatta, hayatta ne var hayatın içerisinde? Bir şahsiyeti ilahiye var. Tabi şaşıracaksın. Ezber bozuyor. Şahsiyet ilahi var. Başka ne var? Bir ehadiyet-i Rabbaniye var. O hayatın içinde. Hayat nedir denilirse şahsiyet ilahi artı ehadiyet-i Rabbaniye artı sıfat-ı sevaca 7 tane subut-i sıfatın mevzuç hali. Son manevi bir simay-ı rahmani, 3-4 hayatın içinde simay-ı rahmani var. Simay-ı rahmani, hani bunu tanıdık geldi bu tabir. Birinci sözde var ya 3 tane sikke. Kainatın simasında, az simasında, insan simasında. Simay-ı rahmani, insanda bu şey, temerküz-i esmai var. 4-5. Tamam arkadaşlar? Şimdi hiç dinleyin. Tevhidle biz tefekkür ederek, böyle derslere katılarak, tekrarla, ısrarla, risale okuyarak bizim tevhid bilgilerimiz sırrı tevhidi inkılap eder. Sırrı tevhidi inkılap etti mi? O seni boyalar. Sıbgatullah. Allah'ın boyası. Boyalayınca artık Allah'ın nazarıyla bakıyorsun. Her şey.
şey öne bakınca bu şeceri hilkat Allah'ın dışındaki 18 bin alem bir canlı olur. O canlı kimdir? Kim biliyor musunuz? O canlı kendisi söylesin kim olduğunu. İnsan, insan. 18 bin alem onu mu diyorsun? Evet. 18 bin alem ötelerdeki hulasası İsrafil. Hayatın numesini. Hayat. Onu alem-i şehadete topladı insan. İnsan. İnsan da cem etmiş. Şimdi bu tevhidle tevhid sırrına geçersek tefekkür ede ede enfüse bu ihlasla oluyor. Çünkü ihlas şudur. Bu makamda. Sahabelerin senayi Kur'an'ı mazar olan özelliği neydi? Peygamberler, sahabelerin Kur'an methediyor. Niçin methediyor? Niçin? Hangi sıfatlarından dolayı? Bir sıfatı var. İhsan hasleti. İhsan hasleti demek, kendini değil, kardeşini tercih etmek. Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini ortadan kaldırması lazım. Kendisi kalkmayınca kardeş var olmaz. İhsan hasletinde temel terk vardır, terk. Terk. İhsan hasleti ihlasın ruhudur. 242 miydi Kastamonu Mustafa? İhlasın alt veri tabanı neydi? Mahviyet ve tevazu. Kimin mektubuydu abi? Ustad diyor, Hafız Ali abi için diyor. Hafız Ali abi için diyor ki, mahviyet ve terki enaniyetle ortaya çıkan ihlasları. Ha? Şimdi iz takip ediyoruz. Bak iz. İhlas olabilmesi için ihsan hasleti lazım. İhsan hasleti demek kardeşini tercih etmek. Kardeşimi tercih etmem için kendim ortadan kalkmam lazım. Kendini ortadan kaldıran şey terklerdir. İbadetler değil. Günahı terk et. Makamı terk et. Efendim şöhreti terk et. Kısacası ve lazcası interneti terk et. Televizyonu terk et. Hayatı dünyeviyeni esas alma, terk et. Yatın katın şeyin peşine olma, peşine olma. Terk et. Hubbu hayatı terk et. Terklerle ihlas olur. Amelle değil. Çünkü ihlasın ruhu takvadır. Takva meniyattan ve günahlardan içtinab etmektir. İzah gibi gözüküyor ama külliyattan konuşuyor. Meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Meniyat günah değildir. Günah değildir. Günah zaten söylüyor. Teradüf kelime de değil. Yani günahı teyit etmek, güçlendirmek için değildir. Günahlar şeriatın tayin etmiş olduğu haramlardır. Meniyat ise terklerdir. La ilahe lerdir. İllallah. Dima çalışması terklerle, kalbin çalışması ubudiyet ve zikirle. Dima terklerle çalışır. Demek ki İslam hasletinin, ihlas hasletinin temeli mahviyet ve tevazudur. Mahviyet ve tevazunun temeli İslam hasleti, tevazu. Onun arkasında da ne var? Terkler var. Terk. Terkleri yaparsak sır ihlasa taşınırız. Bilgiyle taşınamazsın. Kur'an'ı ezberle, hafız ol. Namazın bile olmaz. Risale-i Nur'u ezberle, papağan gibi konuş benim gibi böyle. Olmuyor. Tevhid anlat, millet coşsun. Ha Allah desin. Olmuyor. Oluyor da o kadar. Biz meramımız bu değil. Bu tevhiddir. İçeriye taşınmak. Mesela bak, Risale-i Nur okuyoruz, daha birbirimize azmedemedik. Niye? İçeri taşınmadı. Her cihetçe zararlı olan sigara dumanını içeriye çekiyorsun musamayla ama kardeşini hazmedip içeriye çekemiyorsun. Sigara dumanını çeken adam beni çekemiyor, ben seni çekemiyorum. Çünkü sigara kadar değerimiz yok daha. Sigara kadar değerim olsaydı beni de çekerdin içeriye.
İhtiyaç abi. Evet. Sigara bağımlılık yapıyor ya, bir ihtiyaç oluyor. Evet. Yani karşındaki senin için ihtiyaç olmalı. Karşındaki ihtiyaç olabilmesi için damarıma basma. Şimdi bak, her bir nur talebesi şuna uçuruyor. Bir tanesi aynadır, bazı nurcular aynadır, bazı nurcular istisnalar mirattır. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Aynedir bu mevcudat, Allah'a gösterir, işaret eder. Mirat-ı Muhammed, aynay Muhammed olmaz. Çünkü tanımlamaz Muhammed. Seni inşa eder, değiştirip dönüştürendir. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah anlaşılır, fark edilir değil. Allah nasıl görünür? İşte sahabeye Allah hitap ediyor. Dolayısıyla bize de böyle peygamberi gördükleri zaman aval aval kalmışlar böyle. Bakıyorlar. Öyle bir hale gelmiş ki peygamber de kalkamaz zaten vazife. Ayet geliyor, bırakın gitsin diyor. Ben zannediyordum ki peygamberi seyrediyorlar. Ben peygamberi seyrettiklerini zannediyorum. Ama bir defa peygamberi görüp de şehit olan var, sahabe oluyor. 40 defa yakazada Celaleddin'in suyuti görüyor peygamberi açık gözüyle, sahabe olamıyor. Ne var peygamberi görünce? Peygamberi görünce insiba ve inikas oluyor. Yani peygamber gidiyor yapısını, sistemini değiştiriyor. Boyalanma var. Bu dersi burada dinleyin, bir de CD'de dinleyin. Fark gibi. Mesela sigara içeni kamerada görün filmde. Siz kameranın yanına durun. Yani televizyonda işte nerede seyrediyorsan. Sigara içen ekranda sana gelsin. Kokar mısın sigara? Şimdi yapsan kokar mısın? Bunun gibi. Sahabe, peygamberi görüp görmemek. Bunun gibi. Yani ecdadın camisinde buram buram Osmanlı kokar, Cumhuriyet dönemindeki şeyler sen ben kokarız yani. Pek şef gelmez o cami bize. Şimdi peygamberi görenler yani sigara şeyi gibi sahabeyi değiştiriyor. Ruhunu değiştiriyor. Çünkü o ustad diyor ki peygamber Allah'ın timsali rahmetidir diyor. Bir anlasak bunu zaten burayı terk ederdik. Ne diyor biliyor musun? Rahmet ilahiyenin timsali peygamber. Ayna. Güneş. Ayna ruhtur. Güneş arşa şems ezeli. Arkadaşlar sık sık oksürenler biz dikkat etsinler. Su içsinler tamam mı? Ben de bak su koydum. Ona biraz dikkat edin. Şimdi güneş. Ayna, ruh. Aynada gözüken güneş ne aydır ne gayirdir. Bu tecelli eder, aynada güneş tezahür eder. Şu aynadaki gözükenin güneşe göre nispeti timsalidir diyor. Neymiş? Rahmet-i İlahi'nin timsali haşa. Bu ayna ruhtur. Yani aynada gözüken güneş, güneş değildir. Burada gözüken güneş de can değildir. Buradaki güneş, güneş değildir. Buradaki güneş. Ama can da değil, ayna da değil. Nedir buna? Ne aydır, ne gayrdır. Ama cam olsa vurur geçer. Boyarsanız arkasını ayna olur. Bu siyah boya nefistir. Bu ayna cam ruhtur. Nefisi monta ederseniz ayna olur, güneşi tutar. Ve gölgesi düşer. Bu aynada gözüken peygamberimiz, ben söyleyeyim siz onaylayın ve reddedin. Hemen size hak veriyorum, reddedin beni. Her ismin mertebe azamına mazar mı? Mazar. Bütün ismi azama mazar mı? Mazar. Mertebe olmayan bir tecelli var. Mertebe olmayan, bütün bak, mertebe-i azamı ne mazar? Allah da isimdir. Rahman, Rahim. Hepsi tecelli ediyor mu burada? Bu aynadaki güneş, rahmet-i ilahiyenin timsalidir.
Başka peygamberimizin aynasında sahabe dalıp da gitti, seyrettiği Muhammed aynasında, ayna demiyorum tabi, miratında Allah'ı seyrediyorlar. Allah'ın taayyum ve teşahhusu. Şu anlarda 9. 10. sayfada. Çünkü temerküz-i esmayı İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn'deki hitaba muhatap olan zatın bir cilde-i taayyunu ve teşahhusu tezahür ediyor. Yani 5 tane şey söyledim sırrı tevhidle. Ondan sonra kainat bir hayvan, bir canlı, canlı hayat oluyor. İndireyim biraz. Çünkü deli coşmuştur. Ne mikrofon dayanıyor, ne ses dayanıyor. Ne yapayım kardeşim? Mevzu çok acayip. Ve seçerek vurma, dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Alemin böyle değil ama sizin anlattığım gibi. Buraya sadık kalmaya çalışıyorum. Ve her kim sorarsa bu cümlem nerededir? Külliyattan gösteremezsen gelsin parmağını gözüme soksun. Hepsini ezberden çünkü çalışıyorum. Ben tatmin olmadığım bir şey söylemem. Ömrüm bu kardeşim, ben gezmiyorum. Masamda çalışıyorum. Birleştiriyorum manaları. Parça parça, müştehitler Kur'an'daki parçaları birleştirdikleri gibi. Nereden çıkıyor? Buradan. Şimdi Allah'ın dışında dedik ki, her şey 18 bin alem, bu bir hayatla yaratıldı dedik. 336 lemalar her şey, her anda sayfa söylesek karışır bana. Orada ne oluyor? Bir şahsiyet ilahi gözüküyor hayatta. Koy tencereye şahsiyet ilahi. Bir eradiyet-i Rabbani gözüküyor hayatta. Koy tencereye. Bak şimdi ne olacaksın? 3. Sıfat-ı seba. 7 sıfat-ı sıfat gözüküyor hayatta. Koy tencereye. 4. Manevi bir sirma-i rahmani gözüküyor. Koy tencereye. 5. Temerküz esma. Bütün esma gözüküyor. Koy tencereye. Bu tencereyi karıştır. İnsan bununla 5 taneyle simkatullah olur. Boyalanır. Allah'ın boyasıyla boyalanır. O artık şu makama gelir. Fatiha'da. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Oraya kadar boyalanmak elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ben sen o. Üçüncü tekil şahıs. Ve o. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. O. Maliki yevmiddin. O din günü, ahiretin sahibidir. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bu be, bu bütün var ya, parçalarımızı bütüne getirdik. Na o bende bulunan 18 bin alem parçaları biz bütüne getirerek, ben söylüyorum şimdi. İyyâke na ben biz, yani bütünlük parçalarımla. İyâke ne'budu ve iyâke nesta'in, yani sana ibadet ederiz. Seni ilah edindim. Oraya kadar la ilaheler. İllallah sonra. İşte bunu diyebilen insan muhataba makamına çıkıyor. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in diyebilme makamına, dereceye göre olursa ki hepinizde, hepimizde, bende de, sende de oluyor. Böyle en düşük makamı şu. Böyle namazda tatlı bir şey oluyor böyle. Metsup oluyorsun. Öyle. Bitmese her namazda oluyor ama bazı namazlarında. Veya birisine dahil olmuşsa. Oh! Burada tevazu olmaz. Bu elbise bizi giydiren Allah'a hamdolsun. Hepimizde var bu tatlı. Veya bir derste şu anda. Bir tatlı halavet olmuyor mu? Ha, o anda tatlı hal olabilmesi için Allah zahir olacak ki oradan tezahür etsin, huzur olsun. Zahir olunca huzur olur. Ne oluyor senin kalbinde? Onu diyen insanın kalbinde o zat Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Sıbgatullah ile taayyum ve teşahhus ediyor. Ama buna en azami derecede mazar peygamberimiz olunca bizde hal, hal, hal.
fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. Tarikata göre ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İlme lakin, ane lakin, hakka lakin. Bizden düşük hal, peygamber dal değil. Bütün isimlerin mertebe azabına mazhar. Her ismin ismi azabına mazhar. Şey, ismi azabına mazhar olunca Allah onun miratında Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Sahabe de peygamberin boyalanmasıyla yapılandı, değişti mi? Peygamberin insiba ve insincamla inikas da insibala sahabeyi değiştirdi mi? O sahabe, değişen sahabe Muhammed miratında Allah görünür daim. Adam ha böyle. İmam Azam 100 defa görmüş Allah. Neyle görmüş? Kendi inkişafında da Allah'ı görmüş. Muhammed'in miratında Allah görünür daim. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah anlaşılır, fark edilir, düşünülür, okunur falan demiyor. Ama kör olası cehalet, lanet olsun şu cehalet, görmeyi göze indirgemiş. Kulakla görmek yok mu? Annen dese ki, hanım dese ki, baksana şu yemeğin tadına, bir dakika bakayım tadı tuzludur, kulağına bakar mısın? Parmağınla tadı tuzunu anlar mısın? Gözünü anlar mısın? Tadını tuzunu. Anlamazsın. Bak, göz renkler ve şekillerin gözüdür. Seslerin gözü kulaktır. Kokuların gözü burundur. Tatların gözü dildir, dille görürsün. Mekanları ve dokunmayı, kaşıntıyı, kaşınmaları elle görürsün. Akılla görür, kalple görür, ruhla görür. Şefkat gözdür, merhamet bir gözdür, gadap bir gözdür, şehvet bir gözdür arkadaşlar. Bu sefer bu bizdeki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diye bilen de bizde bir halet. Onunla biz Allah hayal meyal görüyoruz da, fakat renge ve şekle zannettiğimizden görmeyi Allah'ı görmüyoruz zannediyoruz. Oysa Müslüman Allah'ı görüyor. Allah'ı görüyor. Şu andaki haletiniz, derse girmeden önceki haletiniz aynı mı? Şu andaki haletiniz o Allah'ı vicdanınız Latife-i Rabbani ile görüyor. Abi nasıl görünüyor, ben görmüyorum. Kardeşim, çanak anteni uyduya görünce, ben sana söyleyeyim sen cevap ver. Çıplak gözde uyduyu görüyor musun? Uydudaki filmi görüyor musun? Kulağınla o uydudan gelen filmin sesini duyuyor musun? Demir duyuyor be kardeşim. Ola demir kadı olamadın mı be? Demir uyduyu alıyor. Sen de Latife-i Rabbani Allah'ı alıyor işte. Bu kadar basit yani. Ama kör olası cehalet görmeyi göze, işitmeyi sırf kulağa indirgemiş. La rüyada kulakla mı işitiyorsun? Rüyada bu ayakla mı dolaşıyorsun? Rüyada bu gözle mi görüyorsun? Rüyada bu cesetle mi iş yapıyorsun? Abi rüyadır ama fatura niye çıkıyor lan, banyo yapıyorsun? Hayal mı? Köpek seni kovalıyor, terden su oluyorsun, hayal mı? Hayal hayal değil ya. İşte çanak anten çıplak gözün görmediğini görür, çıplak kulağın işitmediğini işittiği gibi Latife-i Rabbaniye de Allah'ı görüyor. O işte şu anda işte. Şu anda müjdeler olsun sana. Göreceksin aslını. Allah seni sana, bak kendisini sana göstermek istemeseydi şu anda şu haleti sana vermezdi. Münafık hissetmez. Bak Allah vermek istemeseydi istemek vermezdi. Şu haletleriniz çekirdektir. Müjde olsun. Bunun aslını göreceksiniz. İnşallah. Olur mu ya diyenler görmeyecektir. O da doğru. Görmeyecek. Niye? İnanmıyor. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın iki ayetini devamlı zikrederim. Verilene verilecektir. Kim o verilenler? İsteyene verilecektir. Verildi mi sana? Müjde olsun, verilecek. Peki nasıl oldu? İstedin geldin buraya. İstedin kitap okudun. İşte Latife-i Rabbani Allah'ı seyrediyor ve duyuyor. İşte bu
taayyum ve teşahhus ediyor. Ama en cami aynası Peygamberimiz. Neymiş o? Rahmet-i İlahi'nin aynadaki güneş, timsali. Peki başka Peygamberimiz? Muhabbet-i Rabbaniye'nin misali. Allah nasıl muhabbet ediyor kullarına? Bize? Ben bunu bilmek istiyorum. Allah bana nasıl muamele eder? Şimdi sana soruyorum, sen cevap ver içinden. Şimdi Resulullah sağ olsa yanına gitseydin ne derdi sana? Herkes alemini bir 10 saniye düşünsün. Onun sana diyeceği Allah'ın diyeceğidir. Çünkü o muhabbet-i Rabbaniye'nin misalidir. Yani muhabbet-i Rabbaniye'nin arzdaki timsali. Timsali ve tecellisi. Yani Allah'ın kullarına muamelesi peygamberin ümmetine muamelesi gibi olacak. Timsali misali. Hakkın en münevver burhanı, hakikatin en parlak siracı. Niçin mirat diyor da kainata ayna diyor? Ayna, lavaba gidin, sizi gösterir. Güneşi taşır. Güneş buraya vursa ayna oraya taşır. Beni gösterip de taşımaz, kesifim. Mirat ise topraktır. Çekirdeği atın, onu yapılandırır. Miratın özelliği budur. Hem aynadır, bak çekirdeği, çekirdeği aynadır toprak. Yani içini dışarı ediyor. İçini gösteriyor. Ayna ise dişini gösteriyor. Muhammed aynası değil. Muhammed miratında insan inşa oluyor. Ya nasıl oluyor? İslamiyet'te olduğun gibi. İslamiyet de mirattır. İslamiyet'te inşa olmuyor musun? Nasıl Allah gözüküyor? La İslamiyet'e uyarak Allah tayin etmiyor mu? Huzur olmuyor mu sende? Huzur nedir? Hazır olanın tezahürüdür. Hazır olmadıkça huzur olur mu? Burada İmam Bayındı Müftü şaşırdılar. Pişmese kokusu olur mu? Kokusu timsal işte. Yemeğin kokusu. Yemeğin kokusunu alıyorsun ama yok kendisi. Ulan köpek bile böyle demiyor ya. Hay yavrum, hay yavrum, hay yavrum diyorsun. Avını kokuyla buluyor. Köpek diyor mu ki ya görmediğime inanmam ya. Köpek avını neyle görüyor? Kokuyla. Köpek avını ben gözümle görmesem inanmam demeyip kokuyla görürse yarasa neyle görür yolunu? Sesle. Sesle. Bazı hayvanlar burunla, dokunma ile, tamam mı arkadaşlar? Isıyla mesela. Yılan ısıyla şey yapar, hareket edilir. Peki hayvanlar mesela köpek burunla görürse avını, biz gözle, kulakla, burunla, dille, elle, akılla, kalple, ruhla Allah'ı görmesek, köpek kokuyla avını görürse, hedefini, maksadını görürse, biz de bu sistemle hedefimizi görmesek, nedir? Neyiz? Su içmektir. Ağır olur. Abi bir özür dilerim, çok özür dilerim. Bir araya girmek istiyorum. Abi. Siz pazar dersinde demiştiniz ki Allah-u Teala Hay ismiyle insanlara direkt tecelli etmez. Peygamber Efendimiz trafo. Peygamber Efendimiz trafodur. Yani bu bütün isimler için aynı şey geçerli. Yani Peygamber Efendimiz'e bakan her sahabe Rabbini aynı şekilde görmüyor herhalde. Değil. Mesela şu anda derste herkes farklı anlar. Belki de dinleyenler tenkit de edecek. Ama birisinin tenkit ettiği ötekisinin imanını artıyor. Acayip bir şey. Birisinin imanı artıyor. Ötekisi zulmeti artıyor. Çünkü وَنُنَزِلُ مِنَا الْقُرَانُ وَهُوَ شِفَانْ وَرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ ظَالِمِنَ لَا خَسَارَ Müminlerin imanını artıran bir şey kafirlerin hasaretini artırıyor. Sahabeler de Allah'ı Muhammed miratında farklı farklı görürlerdi. Yani herkes farklı hissettiği gibi. Sebebi şu. Allah'ın subutu sıfatında hay var, hay. Hay. Ben şöyle biliyordum Murat. Çetin bak. Allah hay hepimizi vuruyor, canlanıyoruz. Değilmiş öyle, yeni öğrendim. Neye benzer? Keban barajını direkt eve bağlasan. Buraya bağlasan duman olur. Bir sürü indirgenen trafolar var. Değil mi? Buraya gelene kadar ne kadar
aktarım yerleri var. En son bir trafo var değil mi? Allah'ın hay sıfatı vursa mahlukat hak ile yeksan muhi esmasına dönüşüyor. Hay. Muhi esmasından Nur-u Muhammedi trafosuna dönüşüyor. Nur-u Muhammedi'den şeceri hilkat olarak teşavvüp ediyor. Şubeleniyor. Onlar da cem oluyor, meyve insan oluyor. Peygamber aradan kalksa Keban barajını direk eve bağlamak gibi oluyor. Ama sakın şeyler duymasın. Peygamber'e bak 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 ne yaptılar. Peygamber 571'de doğdu diyor ya. Kainatın çekirdeğidir diyor. La ondan önce kainat yok muydu diyor. Bak 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 şu kafaya bak. Peygamber'e bakışına bak. Çünkü niçin peygamber biliyor musun? Peygamber haşa ve kella kibirlidir. Tahammül edemiyorlar peygamberi methetmeyi. Niçin? Peygamberler kibirli diyorlar. Kim diyor? Şialar ve Şia projesi olanlar. Niçin? Cebrail aleyhisselam vahiy getirirken o kadar benziyordu ki Hazreti Ali'ye radıyallahu anh. Peygamber şaşırdı, Muhammed'e vermiş. Muhammed de kendi liyakatı olmadığı halde aldı. Hazreti Ali de ya korktu veya tevazusunda tamam hazmetti. Dolayısıyla peygamberimize oradan düşmanlar. Şia akidesinde meleklere iman yoktur. Şia akidesinde kadere iman yoktur. Şia akidesinde kitaplara iman yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim bozulmuştur. Aslı Kur'an 17 bin ayettir onlara göre. Peygamberin için ortadan kaldırmıyorlar. Çünkü ayetullahlar Allah'ın ayetleri olan imamlar peygamberlerin devamcılarıdırlar. Ama peygamberden şu özelliğe sahip. Hazreti Muhammed'in sahip olmadığı aleyhissalatü vesselamın özelliği imamlarda varmış. Neymiş o? Haşir meydanında hesabı ayetullahlar, Allah'ın imamları, Allah'ın seçtiği diyor. O Allah'ın seçtiği imamlar haşir meydanında hesap görecek, hesap alacaktır. Herkesin hesabını alacaktır, Şiilerinkisini almayacaktır, onlara geç. Ve Şiilere göre ehl-i sünnet kafirdir. Çünkü batıla iman ediyor, kadere iman ediyor. O zaman Şii projesi olanlar üç hedefe hücum ederler, oradan anlarsınız. Bir, kadere iman olmadığı için kadere hücum ederler. İki, melekler yanlış yaptığı için Cebrail hata yaptığından meleklere hücum ederler. Burada Hazreti Ali korkaklıkla itham ediyor. Ona gelmesi gerekirken vay ona verilmiş. Cebrail de hata yaptığı için hataların başı bu olunca ona iman olur mu? Melekler iman. Ondan sonra kader dedik. Bir de meleklere dedik, bir de kitaplara, çünkü bozulmuştur. 40 tane ayet, Hazreti Ali'ye ait ayet vardı, çıkartılmış. 17 bin tane, 17 bin ayetti, ben nereden bilecektim, okudum, Şia akidesini okudum size nakledeyim diye. Ya bu neyin nesi Türkiye'de bir curcuna var, ha nereye hücum ediyorlar, oradan şey yapın, oradan takip edin, izi bulursunuz. Nereye hücum ediyor? Kadere. Nereye? Peygamber'e direkt yapamıyor, sünnete. Sünnet de peygambere dolayısıyla hücum ediliyor. Sebebi bu. Peki, iman esasında Şia'da en tehlikelisi nedir? Takkiye yapmak, imandandır. Takkiye yapmayan hakiki iman etmiş olamaz. Nedir o? İnandığın gibi gözükmeyeceksin. Hazreti Ömer diyor ya radıyallahu anh, inandığın gibi ol, yoksa olduğun gibi inanırsın. Bunlar hangi memlekete girerse ki Almanya'da rastladım, biz Hristiyanız diyor. İranlıyız ama Hristiyanız diyor. Takkiye yapmak imandan olduğu için münafıklık yapmak, yani olduğu gözükmemek iman esasındandır. Bir tanesi çıksın desin ki Şia esasından takkiye yoktur. Ben bu işten çekip gideceğim. Takkiye inandığın gibi olduğun gibi gözükmemektir. Vaciptir orada yapman lazım. Şia inancını İbn-i Sebe kurmuştur. Hazreti Ali'nin yüzüne sen Rabbimizsin, sen ilahımızsın diyen adamdır. Çünkü Hazreti Ali ve soyu Şialara göre ilah hanedanıdır. İlahlıklar hanedanıdır. Niçin İranlılar buna sahip çıktı? Çünkü yeni Müslüman olan İranlılar hulul akidesini dağıtamamışlardı. Batıl bir, İslam'dan önce bir hulul vardı. Allah bir insana girer, girdiği insan Allah olur aşağı. Hulul. İbn-i Sebe bunu çok iyi kullandı. Allah'ın hulul ettiği Ali,
Ondan sonra onun hanedanı, imam. Şu anda Allah'ın görüntüsüdür. İmam oranın şeyi vesaire. Şimdi peygamber ondan düşmandır, nereden girdiğimse bilmiyorum. Peygamber'e diyerek değil, hay sıfatı muhi esma. Nur-u Muhammed'i çekirdek kalp. Peygamber düşmanı oradan geliyor. Muhiçe Nur-u Muhammed'i, Nur-u Muhammed yani ağaç yaratılmadan çınar ağacı çekirdeği var. Çekirdeği, çekirdek şecere-i hilkat gibi. Meyve insan. Arkadaşlar, niye anlattım? Peygamber niçin ihtiyaçtır? Keban ile evimiz arasında trafo neyse hay sıfatı ile Cenab-ı Hak'la bizim aramızda da böyledir. Peygamber hayatımız kadar ihtiyaçtır. Aldığımız nefes kadar ihtiyaçtır. İnandığımız iman esasları kadar ihtiyaçtır. Ehl-i sünnet ve cemaatın itikadınca 6 tane iman esası bir bütündür. Bir tanesini inkar etmek hepsini yok eder. Allah'ı inkar etmek neyse kader inkar etmek aynıdır. Ehl-i sünnet ve cemaatın edile-i şeriyesinde. Buna taraftar olan, buna musamar olan, buna susan da böyledir. Çünkü وَلَا تَرْكَنُوا اُلَا لَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Değil küfre taraftar olmak, meyledeni de Allah cehennemle tehdit ediyor. Ne hangi tarafa meyledersen, taraftarsan sen de o cinstensin. Hangi millete benzerseniz diyor Peygamber Aleyhisselam, o kavimdendir. Ama tabii işimize gelmeyen hadisleri inkar ettiğimiz için, hangi hadisler kabul ediliyor doğru? Hazreti Ali yani İran, Şia menşeli kaynaklar, kitaplar esas alınır. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'la alakalı bir sahabenin şeyini okuyacağım şurada. Nasıl yapılandırdığını. Bu arada bunlara niye gülüyorsun sorulursa ben vazifeliyim anlatmaya. Ölüm dahi olsa. Çünkü Allah bana soracaktır. Gördüğünüz bir yanlışı mümkünse elinizde, değilse dilinizde, değilse kalben bu izledin, yoksa imanınız yoktur. Elle düzeltmek ulul emir halifelerin işidir. Dille söylemek alimlerindir. Kalben buz etmek avamındır. Hiç de o hiç, buz da etmiyorsa imanı yok. Risale-i Nur'u bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan Risale-i Nur talebesi bir sene anlayarak ve kabul ederek yani yaşayarak onu asın mudakik bir alimidir. Asın çıkış yollarını gösterir. Onun için demek zorundadır Nur talebesi. Şimdi 489'dan okuyorum. Sohbet-i Nebeviye öyle bir iksirdir ki Peygamber Aleyhisselam sohbeti. Bir dakikada ona mazhar bir zat senelerle seyr-i sülüke mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Yani manalar insan mı gelir? Manalar gelmesi hayvanlara bile ayet ve Allah Rabbu kelam ila nahili men ittehaze ila cibali buyuta vesaire ayette biz arıya vahyettik diyor. Vahiha yani şairlerde ilham gelir, şarkı türkülere söyleyenlere de gelir. Esrar içi adam ilham geliyor. Gelir kardeş şeytan üflürüyor. Yani ders yaparken, kitap okurken bir mana atmıyor. İlham. İlham gelmiyor mu insana? İlham gelmesi ilim olmaz. Bütün keşifler ilhamla olmuştur. Edison da öyle. İlham olmuştur. Mesela ben bazı şeyleri bak kalem kağıt şeyimi tutuyorum. Bu derste ilham geliyor sizin yüzü sürmetinize not alıyorum. Kaçırdımsa kamerayı geri alıyorum orada ne dedim diye yazıyorum. Misaller vesaire. İlhamdır. Ama ilhama şirk diyorlar. İlhama şirk diyorlar. İnsanlığı inkar ediyorlar. İnsana ilham gelmezmiş. İlham gelmesi demek bana ithal edildi demektir. Bana vahiy edildi demiyor ki. Peki kaza bela musibet görünce şefkat tokatı değil mi? İhtar değil midir? Eliniz bir yere şey yapsanız. Ya Ebu Bekir diken batsa hemen şey yap. Değil mi? İhtar değil mi? Bana ihtar edildi. Ne zaman ihtar edildi? Ne zaman Cebrail geldi sana? Atlan. Abine erken hiç olmayacak şey. Elim sıkıştı ya. Lan ne alakası var sana Allah'tan ihtar edildi? Anlamaz. Çünkü soy ismi ne? Allah rahmet eylesin Rüştü abi. Anlamaz oğludur diyor. Öyle bir şey de ki ölme işte. Abi böyle. Mekanı cennet olsun. Anlamaz oğlu derdi. Abi niye anlamıyorlar dedim. Soy isimleri anlamaz oğludur. Bir de bir şey anlatayım size.
abi dedim şu zat, he, ustada dedim itiraz ediyor. Ne diyeyim dedim, bir şey yapayım mı, buna ait bir ders yapayım mı? Kim? Böyle yapıyorum. Rad bir şey, Çanakkale. Kim dedin? Abi falanca. Öyle birisi yaşıyor mu dedi. Bak kardeş dedi. Bir insan varsa, varlığı varsa sözüne cevap verilir. Böyle bir insan yaşadığını bilmez ki. Öyle birisi yaşamıyor ki cevap veresin. Benim dünyamda öyle birileri yok. Ne anladınsa. Vay be. Anladım abi dedi. Ter basıyor. Biz hemen o yeme geliyoruz, yeme. Hemen bir şey atıyorlar soruya, hemen yemleniyoruz. Oysa aslı vazifeni unutuyorsun, bu dersleri yapmıyorsun, sorulara cevap verme adına hem kendi araştırmanı kaybediyorsun, hem insanların zihnini dağıtıyorsun. Planlarından bir tanesi, projeleri şu, Şia projesi, derse katılın, açıklarını bulun, hemen delil isteyin. Okurken hemen kitap delillerini mi getireceğim, şeriat kitabı, İmam Azamların delillerini? Ta ki sabote edin. Kutsiyeti kırın. Dersi dinlenen kişileri tenkit edin. Aşağılayın. Susturmaya çalışın. Kutsiyetini kırın. Bu projelerinde bir tanesi. Peki ne yapacağız? Ders yapan ne yapacak? Böyle tip görürseniz cevap değil. Kalk. Kalk. Şuraya. Hemen anlayacaksın. Niye? Her soru soran ama değil. Diyeceksin ki bir soru sordu. Soru sorma adına cemaate soru şüphe mi takıyor? Soru sorma adına konuşmak mı istiyor? Soru sormak adına makas koyup raydan mı çıkartıyor? Soru sormak adına suç mu işlettiriyor? Soru sormak adı namı altında hakikata ve şu cemaatin şahsı manevisinin kutsiyetini sabotam ediyor. %99 da sabota ederler. Onların en güzel cevabı cevabul ahmakul esukut. Ahmağa en güzel cevap sükut, yani kovma. Çıksızı. En güzel cevap odur. Cevap hazırlarsanız bu kutsiyeti kaybedersiniz. Benim şu anda yaptığım gibi ne güzel kutsiyetle gidiyorduk. Uçak aşağı iniyoruz. Peki hadi bir daha. Sohbet-i nübüvvet, sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki katılırsanız sohbete ne oluyormuş? İksirmiş. İksirle maya nedir biliyor musunuz? Laf diye kullanmıyor. İksirle maya aynı değil mi? Ey sadeleştirme cinayetini işleyenler. Gördüğüm için söylüyorum. İksir, maye. Maye, mayalanmak. Dima değiştirmek. Sütü mayalanmak. Maya, maye denilir. İksir ise kalbi değiştirmeden dönüştürmek. İksir kalbe, maya akla aittir. Karanlık aklidir. Zulmet kalbidir. İhtiyar aklidir. İrade kalbidir. Tamam. Bak acayip. Sohbet-i nübüvvet, sohbet-i nübüvvet öyle bir iksirdir ki kalbi inşa ediyor. Şu iksir. Çekirdeği toprak iksirliyor. İçindeki ağacı çıkarıp ağaç yapıyor. Sohbet-i nübüvvet kalbini ağaç yapıyor. Bir dakikada ona mazhar bir zat senelerle seyri süluka mukabil hakikatin emanına mazar olur. Çünkü şu cümleye bak. Sohbette insiba ve inikas vardır. Taayyum ve teşahhus. İki ayak. Allah Resulü şöyle nazar edince insiba ve inikas. Girmeyeyim şuna. Allah Allah. Malumdur ki inikas ve tebayetle o nuru azam ve nübüvvetle beraber en azim bir mertebe çıkabilir adam. Neyle? İnsiba ile. İnikasla. Mesela ona misal veriyor. Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı ve onun tebayetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. Bir sultan düşün. Askeri der ki binbaşı yaptım seni. Sen uğraşsan belki o seneni alır, belki de çıkamazsın. Padişahın bir yaveri genel kurma yapar. Bir de okuyayım. İnsiba, inikas ne demek? Nasıl ki bir sultanın hizmetkarı ve onun tebayetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah, padişah çıkamaz. İşte şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta Celaleddin'in Suyuti gibi uyanık iken çok defa sohbet-i nebeviye mazhar olan veliler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile
yaka zaten görüşseler ve şu alemde sohbetimiz şeref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti nübüvvet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla, yani nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat-ı nebeviden sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeleri velayeti Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla sohbettir. Demek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onların nazarında temessül ve tezahür etmesi, yani velilerin aleminde veliler görüyor ya vefattan sonra, demek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın onların nazarına temessül ve tezahür etmesi velayet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam cihetiyledir. Velayet cihetiyledir. Nübüvvet itibariyle değildir. Nübüvvet değil, velayetiyle görüyorlar. Ve rüyada gördüğümüz biz. Madem öyledir, nübüvvet derecesi velayet derecesinden ne kadar yüksek ise o iki sohbet de o derece tefavut etmek lazım gelir. Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksir-i nurani olduğunu bundan anlaşılır ki. Bak, inikastı. Şimdi iksir. İksir hangi tarafa bakıyordu abim? Kalbe. Kalbe. Maye? Akla. Ha, sohbet-i Nebeviye ne derece iksir-i nuranidir ki olduğu bunun anlaşılır ki. Bir bedevi adam kızını nasıl değiştirdi bak. Bak, bedevi nasıl iksir yapıyor? Bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasavet-i vahşanede bulunduğu halde, yani kızını gömüyor. Baba kurtar diyenden kürekle toprak atılıyor. Bak yavrum diyor, babasıyla dayıya gitmekmiş biliyorsunuz. Daha önce kuyu kazmış dağda. Kocayı vermekten ar ettikleri bu adamlara bakın, adamların. Belki bir şey soracağım size de. Burayı biliyorsunuz da bilmediğim, belki düşünmediğiniz bir yer söyleyeceğim. Bir bak diye bir tekmeyle attın mı kızını? Var mı kızı olan? Vardır. Tamam. Kızı olmayan kız kardeşine baksın. Tamam. Şimdi kuyu attın. Baba kurtar diyor, sen atıyorsun. Abi kurtar diyorsun, sen atıyorsun. Tamam, attın. Bağıra 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 toprak toprak boldum. Ses çıkmadı. Üzerine bastın mı peki çıkar? Peki. Tabi bilmediğiniz tarafı anlatacağım şimdi. O adam bu ruhunu hayal edebilir misin? Kızını ve kız kardeşini gömen bir adam düşünün. Bu ruhlar ruhlanma, ruhlanmaz da tövbe estağfurullah gidiyor. Böyle bir adamın ruhu çarşıya indi. Nasıl bir adamdır şimdi bu ruh? Ne yapabilir? Kızını gömen ne yapabilir? İşte bu cehil bu. Kızını gömen ne yapabilir seni? Senin karını kızını ne yapar? Gömme yapmaz bile. O kızını yapıyordu. Kızını gömüyordu. Senin kızını, karını gömmez. Bu adam şehre indi. Despot. Kılıç elinde. Dediler ki Muhammed var. Bizim putlara hücum ediyor. Kimmiş o ya? Kızını yeni gömmüş ha. Ruhu bitmiş ya. Katil ya. Vahşi. Vahşi de diyemem. Geri alıyorum. Başka bir şey. Kızını gömen bir başka bir şeydir. Katil diyemem. Vurur, öldür. Tamam. O yine bir merhamettir. İşkence, öldürme, tabanca atmak gibi değildir. Biliyorsunuz, işkence çok acayiptir. Öldürebilirsiniz ama işkence yapamazsınız. Bu böyle. Katil değil ya. Katil öldürendir. Buna bir şey diyemiyorum. Kim? Putlarımız inkar ediyor. Bu işte. Kızını gömen adama diyorlar. Muhammed. Kılıç elinde gitti. Ne yapabilir? Tahmin et. O adam karıncaya basmaz hale nasıl geliyor? Ha? Biraz sizi gezdirdim hissi. Bu adam nasıl bir adam? Yani bu adam sahabe, yani karınca, 3 tane Trabzonlu, Eskişehir mafyondan mı? Katil zincirle bağlı adam öldürmüş. Adam öldürürken caiz midir sormayan, Bediüzzaman'ın talebesi oluyor Eskişehir hapishanesinde mi? Ondan sonra soruyor, zincirli ya, karınca bitler sarmış. Bitleri öldürebilir miyim diye soruyor, insan öldürülebilir mi diye sormamıştı. Nurculuğa niçin hücum edildiğini anlayın. Nurculuk ne hale getirmiş? Adam öldürüyor 3 tane, caiz midir sormuyor. Tahta kurusu bitler sarmış, yiyor adamı, ha yiyor. Diyor ki acaba öldürülür mü, Bediüzzaman'a bir sorun demiş. Nasıl bu hale gelmiş? Nurculuk işte budur. Bu adamı böyle bir adama getiriyor. Bana da operasyon yaptılar Almanya'da. Sanki bir
ortalığı Almanya havaya kaldırıyorum ben. Bu Şiacılar ve F-25'çiler, paralelciler ikisini cemil. Binamın önüne cihaz koydular. Dinleme cihazı. Baş taraftaki tane polis. Sivil ama çelik. Bu kadar tabanca. Orada da iki tane. Karşıda dinliyorlar. Baktılar ki insan zalimlerin zalimi dersi var ya yayında. Onu görsün. O ders yap adamlar dinledi. Allah Allah. Çekip gittiler yani. Baskı yapacaklardı. Nasıl şikayet ettiler? Ne yaptılar? Savunma polisi böyle bir çalıştı. Bak bıraktı. Ha şimdi kılıncı yine geldi. Resulullah'a geldi. Naks'ı iksirledi. O adamı bak ne yapmış. Bir bedevi. Kızını sağ olarak defnedecek derecede bir kasaveti vahşihanede bulunduğu halde gelip bir saat sohbeti nebeviye müşerref olur. Daha karıncaya ayağını basmaz derecede bir şefkat-i rahimaneyi kesbederdi. Şefkat-i rahimaneyi kesbederdi. Kılıç elindeydi. Hangi ruhla geldi? Daha da biraz önce kızını gömmüş ruhla. Geliyor, karıncaya basmıyor. İslam ordusu Mekke'ye giderken fetihte Allah Resulü ortadan emrediyor. Orduyu sağ şu kadar derece şöyle yapın. Yani ordunun yönünü çeviriyor. Böyle yaptırıyor. Ama kimse görmüyor. Sahabeler diyor ki ya Resulallah ordun yeni mi değişti? Niçin böyle yaptınız deyince siz görmüyorsunuz. Bana Cebrail dedi ki diyor. İleride yolu İslam ordusu fete gidiyor. Bak orduya bakın. İslam ordusu fete gidiyor. Ya Muhammed dişi bir köpek yatmış yavrularını emziriyor. Ama basit adam ne der? Şuraya bak ya neylerle meşgul oluyorlar. Hukuk hukuktur. Böyle bir insanlar yalan der mi daha? İslam ordusunun yönünü değiştiriyor. Dişi bir köpek. Kölenize, esirinize savaşta seni öldürmek için savaştın. Esir aldın. Yediğinizden yedirmedikçe, giydiğinizi giydirmedikçe bizden hakiki iman etmiş olamazsınız diyor. İlme verdiği değeri bak. Köle seni öldürmek için gelen adamı esir aldın. Okuma yazma öğreten bir kişi öğretti fidyesidir diyor bırakın. İlme verdiği değeri bak. Ya şimdi böyle ne yapmış bir bedeviyim? Bir şefkat-ı rahimaneyi kesmederdi. Hem cahil, vahşi bir adam iksirle bak ne yaptı? Bir gün sohbet-i nebeviye mazar olur, sonra Çin ve Hint gibi memleketlere giderdi, o müteddin kavimlere, eski din sahiplerine, muallim-i hakiki hakaik ve rehber-i kemalat olurlardı sahabe. Nasıl bir araya getirdi? Şimdi, çok yer vardı. Fakat, ne yapalım? Okumak istediğim yer, 9 tane yer. 3 tane yer okudum size, saatimiz geldi. Meramımız anlaşılmıştır zannediyorum. Allah Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine hepimize mazhar eylesin. Sünnet-i seniyesine temessük ettirsin. Rehberi mutlak eylesin bize. Peygamber aleyhissalatü vesselama muhabbetimizi ziyade eleştirsin. Hizmet-i imaniye, Kur'an'ı da ihlasla, sadakatla, takva ile hizmetle İçtinab-ı kebair-i mazar olarak yaşamayı nasip eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. Amin. Usul ve furularımızdan, anne babalarımızdan ve sevdiklerimizden her kimden ahirete intikal etmişlerse bu maide-i Kur'aniye sofrasından hisselerini ziyade eylesin. Amin. Mekanlarını cennet bahçesi mi bahçe eylesin. Amin. İştirak amal-i hurevi'den hisselerini azim eylesin. Amin. Bizim de arkamızdan böyle dua eden nesilleri Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Maddi ve manevi hastalıkla değil, Cenab-ı Hak bizi kendisiyle meşgul eylesin. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs selavat. Tamam ben Fatiha çektirdik ama olsun iki Fatiha olur. Kardeşimiz gelsin. Hemen gel canım kardeşim çoktan beri seni dinlememişiz. Mikrofon
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالم. وننزل من القرآن ما هو
به وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة